yaşlıyım. Dediğim gibi hamilelikte neler hissedilebiliyor, duygularım ne? Bunun birazcık araştırmasını yapacağız. Doğum sonrası psikolojisinden birazcık bahsedeceğim. Temel ve doğru bilgiyi alırsanız bu süreçleri daha rahat geçireceğinizi varsıyorum ve çok önemsediğim konulardan bir tanesi anne bebek bağlanması. Bundan bahsedeceğim. Nerede başlar ve nasıl? Öncelikle ben kimim diye başlayayım. İlayak Toprak Şan'da ben. Bilkent Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Sonrasında ODTÜ'de aile psikolojisine yüksek lisansımı yaptım. Ve 2018'de Doğum Akademisi'yle tanıştım. İstanbul Doğum Akademisi'yle. Oradan aldığım eğitimle beraber hamile ve doğum psikoloğuyum. Aynı zamanda doğuma hazırlık eğitmeniyim ve dulayım. Yani doğum destekçisiyim. Yaklaşık 2 senedir de aktif olarak hem gebelere, eşlerine ve bebeklerine destek oluyorum. Hem de süreç içerisinde aslında doğumlarına da eşlik ediyorum. Sultan. Ben şu anda göremiyorum ama rica etsem bir şeydir. Sesinizi açabilirseniz çok sevinirim. Böyle sesimiz karışmaz. Hamile ve doğum psikoloğu aslında çok yeni bir alan. O yüzden birazcık bahsetmek istiyorum. Nedir ve ne yapar bu alandaki psikolog? Aslında biz doğum öncesi, anı ve sonrasına dair çalışıyoruz. Anne ve anne adaylarına psikoterapötik destek sunuyoruz. Hamilelik ve doğum fizyolojisinde bildiğimiz için aslında hem teorik hem de pratik yeterliliğimiz var. Ve bunları uygulayan kişi oluyor. Ama ne çalışıyoruz? Yani genellikle zaten en çok sorulan şeylerden bu oluyor. Hamile psikolojisini çalışıyoruz. Anne karnında bebeğin psikolojisini çalışıyoruz. Belki soruyorsunuz, var mıdır bebeğin psikolojisi? Tabii ki birazdan bahsedeceğim zaten. Anne karnında bebeğin neler öğrendiği, nelerden etkilendiği ve neleri kayıt ettiğine dair araştırmalar yapıyoruz. Bir de gebelik öncesinden, doğum anından ve erken çocukluk dönemindeki yaşantıların tüm hayatımıza nasıl yansıdığını araştırıyoruz. Hepimizin en ortak eylemi bu hayatta doğmak. Kadın erkek fark etmez, hepimiz doğduk. O yüzden de bunun yaşantımıza getirdiği bazen olumlu, bazen olumsuz deneyimler olduğunu biliyoruz. Bazen buraya kadar dayanabiliyor. O yüzden bunları araştıran ve buradaki süreçlerde iyileşmeleri sağlayan kişiyiz aslında. Çalıştığımız temel şey tabii hamilelik bedende başlayan bir şey olduğu için beden, zihin ve ruh üçlüsüyle çalışıyoruz. Yani bedenimde bir şey yaşanıyor, bu zihnimde bir şey olarak şekilleniyor, bir düşünce olarak ve sonrasında bir duygu geliyor. Aslında bu üçlü zincir içerisinde çalışarak bedendeki bazen gerginliği hafifleterek ruhtaki hafifliği de sağlamaya çalışıyoruz. Ve şöyle başlayayım. Çok seviyorum böyle başlamayı. Bugün doğum yaptığınızı düşünün. Her sene bugün kimin doğum gününü kutlayacaksınız? Cevaplar genellikle bebeğinizin doğumunu. O yüzden de bu konuşmayı dinlerken, bu bilgileri dinlerken şu çok önemli bir soru. Hamilelikte doğumda ne istiyorum? Tabii ki kendi kişisel olarak isteklerim değerli ama aynı zamanda bu doğumun en önemli parçalarından bir tanesi ki başrol bence bebek. O zaman hamilelikte ve doğumda bebeğimin ihtiyaçları ve ne? Ve ben nasıl karşılarım? Aslında bu sohbeti ya da hani bu bilgileri bu bağlamda dinlerseniz çok daha kolay. Evet ya bunlar bebeğe karşı yapılabilecek yaklaşımlar da olabilir. Ve belki de hamileliği ve doğumu daha rahat geçirmenize de yardımcı olabilecek bilgiler olabilir. Peki ne ister? Hem kadın hem bebek yani bebek ve gebe gebelik döneminde neye ihtiyaç duyuyor? Bebek bir kere istenmek, güven, sağlıklı, rahat bir yuva, beslenme ve iletişim. Gebe ise şu anda yaptığımız gibi sosyal destek, sürecin ve yaşadıklarının normal olduğunu bilmek, beslenme ve egzersizler konusunda bilgi sahibi olmak, gebelik ve doğum sürecini öğrenmek, kaygı ve korkularından arınmak, bedenini keşfetmek ve tabii ki bebek gibi aslında güvene ihtiyaç duyar. Tüm bunları daha detaylı fark edebilmek için doğuma hazırlık eğitiminin olması şartlardan bir tanesi. Kitaplarda okuyabilirsiniz. Ancak uygulamalı ve bilginin daha uzman tarafından aktarıldığı doğuma hazırlık eğitimlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve en başta aslında tabii ben psikolojik kısmını anlatacağım ya size. Gebelikte ruhsal değişim var mı? Evet var. Özellikle ilk 3 ayda hormon seviyelerinin etkisiyle bedensel yakınmalar oluyor. İşte kusma, yoğun uyku gibi, yorgunluk belirtileri gibi. Bebek henüz hissedilmediği için gebe olduğunu bilen kadın anne olmaya hazırlandığını fark etmeyebilir ve bundan kaynaklı uyum sorunları yaşayabilir. Şimdi bu çok normal ve geçici
Ancak ve ancak değişim bazen kaygılıdır. Yani artık yeni bir role doğru gidiyorum, anne olacağım. İlk defa bu rolle karşılaştım, hamile olma rolüne doğru gidiyorum. Bu kaygıyla beraber hepimizde kişisel olarak, bu birazcık kendi kişilik yapılarımız ve geçmiş yaşantılarımıza da bağlı olarak ruhsal değişimleri yaşayabiliyoruz. Duyuyorsunuzdur. Çok rahat bir başlangıç yaşadım ya da çok zor. Bunun bir parçası fiziksel ve hormonalken aynı zamanda bir parçası da bu ruhsal değişimin getirisi olarak karşımıza çıkıyor. Ama aydan aya ben 3 yani trimester olarak ayırdım 3 aylık dilimlerde ruhsal değişiklikleri. Aydan aya değişiklik gösterir ki bir kere daha tekrarlayacağım. Bu çok kişisel bir veridir aslında. Yani sonrasında ben böyle yaşamadım diye düşünebilirsiniz ama bu kendi öykülerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. İkinci 3 ayda bebek hissedilmeye başlanır. Hareketleri hissedilir. Beden değişimine daha adapte olunur. İşte o yorgunluklar, kusmalar azalır. Bebeğin hareketleri hissedildiğinde daha heyecanlı ve meraklı bir sürece doğru gidersiniz. Cinsiyet öğrenilir, hareketler hissedilir, gelecek planlar yapılmaya başlanır. Ve desteğin de yani çevresel desteğin de sürece katılmasıyla birlikte gebelik daha rahat geçirilen bir an olarak artık tasvir edilebiliyor bu noktada. Daha çok heyecan, işte hareketlerini hissetme daha yoğun. Üçüncü trimesterde ise şöyle bir şey, daha sık karşılaşırız. Doğum ve doğum sonrasına dair korkular ortaya çıkabilir. Herkes de çıkacak diye bir şey yok ama bir ihtimal bu devreye gelebilir. Çünkü sona yaklaşıyoruz ve bir değişime doğru daha yoğun bir süreç geçiriyoruz. Özellikle bu dönemde yorgunluk ve kaygı daha sık yaşanabilen bir duygu durumudur. Yapılacaklar, alınacaklar, bir koşturma zaman geçer ama aynı zamanda kadının zihninde en yoğun olarak nasıl doğum yapacağım? Bu sezaryen ya da normal doğum. Nasıl gerçekleşecek? Çünkü her gün doğurmuyoruz. Her gün doğuma gitmiyoruz. O yüzden bir merak ve kaygı konusu ve korku konusu olabiliyor. Bir de aynı zamanda doğduktan sonra ne olacak? Tabii bunlar hep geleceğe dair atıfta bulunduğumuz kaygılar ama temel bilgileri bildiğimizde ya da doğum korkusunu nasıl yönetebileceğimizi fark ettiğimizde, neler yapabileceğimizi bildiğimizde birazcık daha rahat geçirebileceğimiz bir evre olabiliyor ki bunlardan zaten birazdan bahsedeceğim. Peki ya ruhsal değişimlere uyum sağlamak için ne yapabilirim? Tabii dediğim gibi gebelik haftalıklarınızı bilmiyorum ama buradaki aslında her döneme uyum sağlayabilecek önerileri birazcık toparlamak istedim. Sağlığınızla ilgili bir risk yoksa tamamen normal ve her gebe için doğal bir süreç olduğunu bilin. Buradaki ruhsal değişimleri yaşadığınız anda. Doğru beslenme ve beden egzersizleriyle bedeninizi rahatlatın. Nefes ve gevşeme egzersizleri yapabiliyorsanız ki online'da da çok sık artık buna ulaşabiliyorsunuz. Hem bedeninizi hem zihninizi rahatlatın. Amaç burada şu değil, yani nasıl diyeyim size, şunu yaparsanız ruhsal değişiminiz yer yer daha iyi hissedeceksiniz kesinlikle. Ama o anlık bunu birazcık erteleyebilme, bedeni rahatlatabilme davranışına gitmek. Çevrenizden destek istemekten çekinmeyin bu dönemde. Çünkü gebe kadın en çok eşinden ya da birinci derece arkadaş ya da aileden desteğe ihtiyaç duyar. Eğer gerekirse de profesyonel destek istemekten çekinmeyin diyorum ben bu noktada. Ve bu sürecin bebeğinizi hazırladığını unutmayın sizi. Bu ruhsal değişimler ve hormonal değişimlerin hepsi bedeni, zihni, bebeği hazırlamaya yöneliktir. O yüzden beden ne yaptığını bilir zaten. Sadece bizim bunu yorumlama şeklimiz farklıdır. Ve birçok duygu ortaya çıkıyor. Buraya birazcık koydum eğer ekranlarınızda görebiliyorsanız. Olumlu duygular da var. Olumsuzluklar da var. Hepsi size ait olabilir. Bazen birçoğu aynı anda gelebilir. Hem çok mutlusunuzdur hem de kaygılanıyorsunuzdur. Bu çok doğal. Hem çok güçlü hissedebiliyorsunuzdur belki kendinizi bebeğe, bedeninize misafirlik yaptığı için, bedeniniz burada misafiri ağırladığı için hem de belki çok merak ediyorsunuz. Bu duygulardan kaçmak yerine konuşma taraftarıyım ben. O yüzden şimdi size böyle minik kendi sürecinizi de sorgulayabileceğiz. Birkaç soru da söyleyeceğim. Hangi duyguları daha çok hissediyorum? Ya da bir duygu da olabilir, birçok duygu da olabilir. Bu duygu ve duygularıyla ne yapıyorum? Yani bastırıyor muyum? Yok mu sayıyorum? Çok mu aşırı yaşıyorum? Hiç mi üzerinde durmuyorum? Ya da anlatmaya mı çalışıyorum? Bunu ifade edebiliyor muyum etrafımdakilere? Yoksa beni
var diye çekiniyor muyum ve tutuyor muyum içeride? Onları sessiz diyor muyum? Böyle tamam. Bu duygumla alakalı herhangi bir destek alabiliyor muyum? Bu ne demek? Şöyle, aslında sadece illa profesyonel destek olarak düşünmeyin. Duyguların gebe kadınların en çok korktuğu şeylerden bir tanesi şudur. Şimdi duygumu yaşarsam bebeğim üzülecek. Biliyoruz ki bebekler tüm duyguları hissediyorlar. Ancak dışarıya vurmadığınız her duygu içinizde zaten bu bedenin altında yaşanıyor. O yüzden mümkün olduğunca duygu ifadesini çok önemsiyorum bu dönemde. Siz bebeğinizi üzmemek ya da kendi sürecinizi daha zor geçirmemek adına ifade etmezken içeride yaşanılan her şey hem sizi hem de bebeğinizi yorabilir. O yüzden bu bazen böyle minik bir günlük gibi tutulabilir, paylaşılabilir. Bazen bir sohbet anında ifade edilebilir ya da profesyonel bir destek alınabilir. Ama bu kadar yoğun duygunun olduğu bir yerde mutlaka bu duyguların duyulması gerekmesi taraftarıyım ki bu doğumu ve doğum sonrasını etkilemesin. Psikolojik hijyen diye bahsediyorum ben bundan. Çünkü gebelik dönemindeki yaşanan psikolojik hijyenin, temizliğin aslında, rahatlamanın, doğuma ve doğum sonrasında ciddi avantajları var ki zaten sonda size bunlardan birazcık bahsedeceğim. Az önce dedim ya, bu duyguları bebekler hisseder. Nasıl hissediyorlar? Artık araştırmalar da var bunun üzerine. Biliyorsunuz ki kordondan ve plazantadan besleniyorlar. Yani sizin karnınızdaki ilk bağ kordon ve plazanta bebeğinizle birlikte fiziksel, fizyolojik bağ dediğimiz kısmında. Ve bu sempatik iletişim yolu dediğimiz yani karşılıklı empati yoluyla annenin duygularını hissediyor ve dünyaya annesinin gözüyle bakıyor. Anne karnındaki bebek bu noktada. Çünkü fizyolojik bağın içindeki kan akışı, mesela çok stresli olursak kan akışımız yavaşlar. Oksijen akışımız yavaşlar. Çünkü daha sık nefes almaya başlarız. O zaman da bebeğimiz diyor ki, burada bir şey var. Bu bir duygu da olabilir. Bilinçaltında bunu kodlamaya başlıyor. Daha gergin hissediyor. Tabii şunu söylemiyorum. Her yaşadığınız gerginlik, stres, olumsuz duygu bebeğinize zarar vermeyecektir. Burada birazcık daha kronik yaşanan, yani 9 ay boyunca ya da çok uzun vadeli kronik yaşanan streslerin bebekleri daha olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ama dediğim gibi bu stres dönemlerinde ya da kaygı dönemlerinde paylaşımların ilk önce sizi, sonra da bebeğinizi rahatlattığını bilin. O yüzden de bu yaşantı varsa mutlaka ve mutlaka destek alınması gerektiğini düşünüyorum. Bebeğin hissetmek istediği, az önce de bahsetmiştim, güvenli, sevildiği ve istendiği korunaklı bir yuvaya doğacağını hissettirmek. Bunu bazen hissetmek zor olabilir. Dış yaşantımız çünkü çok yoğun. Ama bilin ki bebeğiniz zaten anne karnında korunaklı bir yerde. Fiziksel olarak onu rahatlattığınız, kendi bedeninizi rahatlattığınız her an bebeğinize de aslında bir fayda olarak geri dönecektir bu duygusal olarak. Yani duygulardan konuşurken tabii ki psikolojik hazırlık kısmından bahsetmek çok bahsetmemek olmuyor. Ne çalışıyoruz biz ve sonrasında da en yoğun çalıştığım konuyu paylaşacağım sizinle. Bir kere gebe kadının kendi doğumunu mutlaka ve mutlaka bir görmek istiyoruz. Çünkü biz bedenlerimize kayıt ediyoruz kendi doğum anlarımızı. Bilinç dışımızda bu devrede doğumunuzu hatırlayarak geçiremeyiz. Ama kendi doğumunuz burada çok değerli bir hazırlık kısmı. Çünkü bazen bilinç dışımızdaki bilgiler bizi bu ana taşıyabiliyor ve olumsuz bir ölçüsü bu anı etkileyebiliyor. Varsa önceki doğumlarınız ve eğer daha olumsuz deneyimlerse birazcık onları iyileştirebilmek, oradaki duyguyu iyileştirebilmek adına yaptığımız çalışmalar var. Düşük kürtaj ve bebek kayıpları varsa mutlaka ve mutlaka çalışmak düşünüyoruz. Doğum tercihleriniz neler? Yeni bir annelik rolüne geçeceğiniz için kendi annenizle ilişkiniz ve kendi bağlanma modelinizin mutlaka burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu aynı zamanda öğrendiğimiz bağlanma şekli olduğu için bilinç dışımız bunu sizin bebeğinize, kendi bebeğinize doğru aktarmamıza sebep olabiliyor. O yüzden mutlaka buna bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Cinsellik, kariyer nasıl olacak, işim nasıl olacak, nasıl devam edeceğim, buradaki kaygılar devreye girebiliyor. Anneliğe hazırlık ve annelik rolüyle ilişkiniz nasıl? Riskli bir gebelik ise bunun nedenleri nelerdir ve psikolojik getirileri nelerdir? Bunların biraz üzerinde duruyoruz. İsteksiz gelişen gebelikler, sürpriz gebelikler üzerinde çalışıyoruz. Eğer var ise taciz, tecavüz ya da cinsel korkular,
bunlara dair konuşuyoruz ki bir de en değerlisi çevreden aldığımız ya da kendi algımız, doğuma dair algılar üzerinde duruyoruz. Bunları çalışma nedenimiz şu, görüyorsunuzdur zaten doğum alma ve doğum sonrasına dair aslında destek sürecini devam ettirebilmek, psikolojik hijyeni sağlayarak diğer alanlardaki ferahlığı yaşatmak aslında, psikolojik ferahlığı yaşatabilmek adına. Demiştim az önce, doğum anında da destek veriyorum ben. Burada birazcık gebenin tercümanı oluyorsun. Zaten bazen de doğumda fizyolojik olarak her şey yolundadır. Ama doğum ilerlemez, doğum durur ya da kadının korkuları ortaya çıkar. Doğum psikoloğu aslında o anda o korkuların ve doğumun giderilmesine ve doğum akışına tekrardan dönebilmesine yardımcı oluyor. Doğum sonrasında genellikle lohusalıkla ve anne bebek bağlanmasıyla alakalı çalışıyoruz. Demiştim size şöyle en sık çalıştığım kadınlarla çalıştığım konulardan bir tanesi doğum korkusu. Belki sizin de zaman zaman aklınıza gelen ya da daha yoğun yaşayanlar vardır aranızda. Doğum korkusu ile fobi olarak gelmeyebilir. Fobi olarak da tanımlayabiliyoruz biz bunu. Tokofobi deniyor buna. Aynı zamanda sadece bir kaygı, yani bilinmezliğin getirdiği bir kaygı olarak da devreye girebilir. Doğum korkusu şöyle tanımlanıyor. Bebeğin ve kendisinin doğumdan zarar görebileceği düşüncesiyle korkuya kapılan kadınların yaşadığı psikolojik problem olarak adlandırılıyor. Ben birazcık daha hem sadece fobi kısmında değil, normal kaygılara da değineceğim. Neden ortaya çıkar? En önemlisi bu. Bir kere çevresel etkenlerden kaynaklı genellikle ülke olarak bir negatif hipnoz altındayız doğumla ilgili. Çünkü hep olumsuz hikayeleri duyuyoruz. Ve bu olumsuz hikayeler de maalesef bizim acaba böyle mi olur? Ben de aynı şeyi yaşar mıyım? Fikri ortaya çıkarıyor. Biliyor ki bir diğer parça maalesef ki medya. Doğum sahneleri gördüğümüzde hep daha yüksek tondan bağırmalar, işte daha telaşlı mekanlar olarak tasvir ediliyor ki gerçekten farklı ortamlar olarak doğum odasını düzenlediğimizde çok daha sakin bir alan olarak devreye girebiliyor. Ama medya, sinema, yani film ve diziler maalesef bunu birazcık daha olumsuz şey yapıyorlar. Doğum süreçleriyle ilgili kullanılan diller, işte sancı denilmesi, sancı odası gibi ifadelerin bizi daha da mı ağrı mı çekeceğim, daha acılı mı olacak gibi bilinçaltımızda bir düzey olarak tutabiliyor bunu. O yüzden dil değişimini çok önemsiyorum. Dilde nasıl kullanıyorsak aslında öyle algılarız doğumu. Acılı demek yerine ağrılı, işte sancı demek yerine dalga, kasılma denilmesinin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğum dalgası dediğimiz şey bir anda pat diye gelmiyor. Yani dizilerde gördüğümüz gibi bir anda en yüksek tonda başlamıyoruz dalgaya. Yavaş yavaş. Aynen bir dalga gibi yavaş yavaş geliyor, bir tepe noktası var ve sonrasında tekrardan azalıyor ve bir dinlenme süresi var aslında bu sürecin. Böyle çetebilir. Sorularınızı yazın. En son mutlaka onlara bakacağım. Bazen size güven vermesi ve enerji vermesi gerekenler tam ters etki yapar. Bilmiyorum eşleriniz bilmiyor mu? Bazen bu eşin kaygısı olabiliyor. Bazen annenin kaygısı olabiliyor. Bazen sağlık sistemindeki çalışanların kaygıları bize yansıyabiliyor. Bunları ayırt etmek çok önemli. Okuduklarınızın içinde ya da doktor bilgilerinin içerisinde negatif komplikasyonlar tabii ki var. Ama sadece bilgilendirmek amaçlıdır. Korku ve endişeye götürebiliyor bazen ya bende de olur mu diye. Daha önceki doğumlarınız varsa ve negatif hikayelerse bunu zaten söylemiştim. Ama en önemlisi şu, belirsizlik, yani doğum her zaman demiştim ya yapılan, her gün yapılan bir eylemimiz değil. Belirsizlik hissediyoruz burada ve bilgi eksikliğimiz de varsa eğer burada korku ve endişe daha yoğun olarak devreye giriyor. O yüzden ilkinde mümkün olduğunca bu bilgi eksikliğini gidermek. Okuyabilirsiniz, en sonunda size kitap önerileri vereceğim. Belki okumak iyi hissettiriyor olabilir. Dinleyebilirsiniz. Ya da birebir alacağınız bir doğum hazırlık eğitimine katılabilirsiniz aynı zamanda. Size özel olan bir doğuma hazırlık eğitimi. Ki böylece kendi kaygılarınızı da daha rahat ifade edebileceğiniz bir alanda olursunuz. Bilgi korkunun panzehiri aslında bizim tabirimizle bu süreçte.
Peki. İlerleyemedim. Heh. Korku doğumu nasıl etkiliyor? Varsayalım ki bu korkularla hiç çalışmadık. Bir destek almadınız. Belki hiç farkında bile değilsiniz ama eğer korku var oluyorsa doğum anında bu doğumu bazen durdurabiliyor. Yani şöyle bir hikaye anlatacağım size. Bir ceylan düşünün. Ormanda doğum yapacak. Kendine sakin bir alan buldu. Biliyorsunuz memeliler genellikle çok kalabalık ortamlarda bunu gerçekleştirmezler. Daha sakin bir alana doğru gidiyor. Ama bir aslan geliyor. Ve aslan geldiğinde o doğum durur. Çünkü dışarıda bir tehdit vardır. O tehdit oluştuğunda bizim sempatik sistem dediğimiz, yani ilk önce rahat olduğu anda parasempatik sistemdeydi, yani iyileşme odasındaydı. Hormonlar gayet güzel aktifti. Kan akışı normaldi. Nefes alış hızı gayet normaldi. Oksijen salınımı çok iyi. Rahme giden kan akışı çok iyi. Ama aslanı gördüğünde sempatik sisteme doğru geçeriz. Bu da nedir? Panik odasıdır aslında. Hayatımızın %2 ile %5'ini burada geçiririz. Bu noktada doğum durur. Çünkü sempatik sistem bize şunu söyler. Kaç ya da savaş. Ve bunun için kan akışını rahimden kolları ve bacaklara doğru aktarır ki kaçabilelim ya da savaşabilelim. Tehlike geçtiğinde tekrardan parasempatik sisteme geçiş yapabiliriz. Ve oradaki iyileşme hormonlarıyla birlikte doğumun devam etmesine yardımcı olur. Ama korku varsa, yani bizim bu aslanlar dediğimiz doğum odasındaki aslanlar bazen dışarıdan bir tehdit olarak gelebilir. Bazen kendi iç aslanlarımız olabilir bunlar. Kendi iç seslerimiz olabilir bizi korkutan şeyler. Bunları iyi kavramak gerektiğini düşünüyorum ben. Dış aslanlar genellikle şunlardır. Odanın çok kalabalık olması, çok gürültülü olması. Size sürekli kaygı veren bir kişi olabilir bu dış aslanlar. Çok parlak ışık, çok sıcak, çok soğuk, yani fizyolojimizi etkileyebilecek süreçler aslında dış aslanlar olabilir ve bunun en önemli nasıl diyeyim, koruyucusu mahremiyettir. Odanızın mahrem olması, daha sakin, loş, daha az kişiyle olması parasempatik sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. İç aslanlar kendi kaygı ve korkularımız. Genellikle hani bir zarar gelecek mi? Şöyle bir öykü vardı. Kendi deneyimim şöyleydi. Ne yaşayacağım ben? Ya da bilmiyorum. Bu ağrıdan, bu dalgadan korkuyorum gibi kendi iç aslanlarımız olabilir. Bu her kişi de bireysel olarak değerlendirilmelidir. O yüzden şudur, şudur, şudur diye üzerinden geçmeyeceğim. Bu da ne yapar? Eğer korku ve endişe varsa kasılmaların daha gergin olmasına neden olur. Çünkü neden? Demiştim ya, rahme kan akışı sağlıklı gitmez. Kolda ve bacaktadır. Gergin kısılmalar arttıkça ağrı daha da artar. Ağrı arttığı için korku ve endişe döngü olarak, bu korku gerginlik ve ağrı çemberi olarak bir döngünün içerisinde kalabilir. Tabii ki bunu gevşetebilmek için işte epidural anestezi alınabilir. Bazen sezaryene gidilebilir ama onlardan önce daha psikolojik olarak beni şu anda tedirgin eden şey ne? Ve ben bunu ya öncesinde çalışıp doğum öncesinde ya da doğum anında bu alanı rahatlatabilir miyim? Çünkü korkuyu gidermek ve gevşemeyi sağlamak rahim kaslarının çalışmasına izin verme anlamına geliyor. Ve bunun için de aslında o doğum anında hem bebeğin hem de gebenin ihtiyaçlarına bakmak gerekiyor. O rahatlama ve gevşeme. Az önce demiştim ya, mahremiyet çok önemli diye. Bebek güven ister doğumda, mahremiyet ister, sakinlik ister. Karmaşık bir dünyaya, çok gürültülü bir yere kimse gelmek gelir aslında ama zordur. Şaşırır kalır aslında bebekte. Sabır ister çünkü doğum bir süreçtir. Süresini bilmek çok zordur hepimiz için. Ve annesinin doğru yardımına ve işbirliğine ihtiyaç vardır bebeğin. Ve saygıya ihtiyacı vardır. Aslında kadın da çok benzer şeyler istiyor. Yani bebekle aramızdaki ihtiyaç farkı çok farklı farklı şeyler değil. Güven ister, mahremiyet ister, sakinlik ister, sabır, bebeğine ve bedenine inanç ister. Bilgilendirme ister. Ne oluyor, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Sağlık personelinden biri eş desteği ve doğum destekçisi isteyebilir. Kararlara aktif katılım sağlayabiliyorsa ve saygı da görüyorsa bu doğum sürecinin daha rahat geçeceğini varsayıyorum, deneyimliyorum da aynı zamanda ben kendi tecrübelerimden. Bunları eğer sağlayabilirsek bu korku, ağrı, gerginlik çemberi yerine
anlık gevşe ve keyif al çemberi devralabiliyor. Ama dediğim gibi bu birazcık psikolojik hazırlık, kendimize fiziksel olarak hazırlık ve aslında desteğe de bağlı olarak gelebileceğimiz bir nokta. Yoksa her şeyi siz yapın, her şeyi üstesinden gelin diye anlattığım bir nokta değil. Anlayabilmek için dalganın nasıl geleceğini, onunla nasıl mücadele yerine işbirliği yapabileceğinizi, bununla birlikte gevşeme tekniklerini ve bu andan evet bebeğim bana başka türlü ulaşamaz. Bununla birlikte geliyor. Bunu aynı zamanda sezaryen anlarında da kullanılabilir. Ne olduğu bilgisini aldım, rahatım, nefesler alıyorum ve bebeğimin geliş anını sabırsızlıkla bekliyorum kısmında. Bu anla gevşe ve keyif al çemberinin çok daha devrede olması umut ettiğim bir süreç. Doğum anı aslında aile olma anı aynı zamanda. Tüm bunların neler yaşanırsa, hangi doğum şekli olursa olsun aslında doğum şeklinden bağımsız olarak o coşkuyu paylaşma anı. Eşler destek olabiliyorsa, eğer doğuma girmek istiyorlarsa bir bebeği beraber karşılamak ve orada olabilmek ve yeni bir yere geldiniz, nasıl karşılanmak istersiniz? Bir bebeğin gözünden baktığınızda daha coşkuyla, hoş geldin diyerek karşılamak ve o anı paylaşmak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Peki ne yapmalı? Az önce söylediklerimi birazcık toparlayacağım. Korku ve kaygı varsa mutlaka ve mutlaka belirsizlik ve bilgi eksikliği ya da yanlış bilgileri gidermek gerekiyor. Korkuyu yöneterek amaç hamilelik ve doğum hakkında yeterli ve doğru bilgiye erişmek. Böylece o kulaktan dolma aldığımız bilgilerden birazcık uzaklaşabiliriz. Negatif doğum hikayelerine karşı biliyorum herkes size çok anlatmak istiyordur kendi doğumlarını. Ben şunu yaşadım, şunu yapma sakın, böyle olmasın. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Her doğum biricik ve kendine özel. 3 kere de doğum yapabilirsiniz ve emin olun ki her doğum birbirinden farklı olacaktır. O yüzden burada birazcık o kişileri durdurmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ben. Hikayen çok değerli, biliyorum paylaşmak istiyorsun. Ancak bunu belki doğum sonrasında dinleyebilirim. Şu anda daha pozitif ve olumlu hikayelere ihtiyacım var denilebilir. Kimseyi kırmadan ve üzülmeden. Bu negatif doğum hikayelerine maruz kalırsanız da eğer, özellikle bu ağrı dalga kısımlarında kadınların anlattıkları süreçlerde şunu belki hatırlamak. Her kadını kasılmalarla kasılmalarla birlikte gelir. Ve aslında bu kasılmalar doğumun doğal bir parçasıdır. Ve bu sayede bedenin ve bebeğin uyum içerisinde çalışmasını sağlar. Kasılmaları ağrı ya da dalga olarak yaşamak. Birazcık da zihinsel hazırlığınıza bağlı. Hayal etmek belki kasılmaları bir dalga olarak hayal etmek. Bir de doğum eylemini değil, gerçekten kavuşma anına odaklanmak belki çok değerli. Hani nasıl doğuracağım değil, bebeğim geliyor ve ben ona kavuşacağım artık kısmına hazırlanmak çok önemli. Bu da birazcık daha pozitif bir zihin sağlıyor size. Yapabiliyorsanız eğer, bazen yoga yapanınız varsa ya da kendi bireysel çabanızla gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri çalışabilirsiniz. Gebelik döneminde yapmalısınız ki bunu aslında doğum anında bedeniniz otomatikman bunu devreye sokabilsin. Birinin zaten nefes hani alınıyor o anda ama birinin sizi yönlendirme ve desteğe ihtiyacınız olsa dahi öncesinde yaptığınız her bir çalışma doğum anında sizin çok daha işinize yarayacaktır. Çok zorlandığınız bir an oldu, doğuma dair kaygılarınızın arttığı bir an oldu, bu doğum anında ya da doğum öncesinde kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir yerde hayal edin. Neredeyim ben şu anda? İşte bir deniz kenarındayım. Gözümü kapattığımda ve her nefes alışımda bu güvenli alana doğru geçiş yapıyorum. O zaman zihnim beni ne olacak kaygısından birazcık daha uzaklaştırabiliyor. Ve hep o bahsettiğim, önceki travmalarınız varsa, yoğun korku kaygılarınız varsa, aileyle ilgili, eşle ilgili problemler yaşıyorsanız ya da bu hamilelik süreciyle ilgili problemler yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka bir profesyonel desteğin alınması gerektiğini düşünüyorum ki bu deneyimi hem sizin açınızdan hem de bebeğiniz açısından pozitif olarak hatıralarda kalabilmesi için. Peki bunlardan arındığında işte o psikolojik hijyeni olursa ne oluyor? Neden bu kadar üzerinde duruyorum? Bir kere sezaryen doğumu azaltıyor. Yani korku nedeniyle sezaryen doğumu azaltıyor, onu söyleyeyim.
Hani önce, yoksa kesin sezaryen olması gereken süreçler tabii ki var. Daha rahat bir doğum, daha kolay bir doğum. Daha rahat bir doğum sonrası, yani lahusalık süreci için çok değerli ki gerekli destekleri ya da ihtiyaç duyulan destekleri alan kadınların lahusalık dönemlerinin çok daha rahat ve daha uyum sağlanabilir geçtiğini biliyoruz. Bebek ile daha güçlü bir bağ. Çünkü bağlanma süreçleri aslında biraz daha rahat ve gevşek olduğumuz anlarda daha kolay devreye giriyor. Daha uyumlu bir bebek. Doğumdan olumlu algılar ile ayrılma, yani negatif hikayeden ziyade pozitif hikayelerin olması. Bir de ben bu süreci hakikaten gebelik dönemi kendini daha iyi tanıma süreci olarak da görüyorum. O yüzden bir parçası bence bu. Ve mümkün olduğunca hem gebeliğin hem doğumun hem de doğum sonrasının mümkün olduğunca keyfini çıkarabilmenize destek oluyor. Bu psikolojik hijyenin etkileri olarak. Peki doğum sonrasında, hemen doğum anından sonrasında bahsedeceğim burada, yani bebek geldi. Hem bir bebeğin hem de bir kadının neye ihtiyacı var? Bakın hep ihtiyaçlardan bahsediyorum. Gerekliliklerden ve zorundalıklardan değil. Çünkü bebek buna hem bağlanabilmek açısından hem de kadın bebeğiyle kavuşabilmesi açısından ihtiyaç duyacaktır. Bebeğin ilk ihtiyacı şu: güven duyduğu, tanıdık bir ten ve sesle baş başa kalmak. Beslenme ve bakımdır. Ve bu doğum, yani bebeğiniz anne karnından çıktığı an itibariyle geçerlidir. Annenin de bebeğine hemen kavuşma, emzirme ve bakım desteği, sosyal destek, değişen koşullara uyum sağlamak için zamana ihtiyaç var. Ama ilk önce birazcık bebekte kalacağım ben. Sonra da kadının ihtiyacına doğru gideceğim. Buradaki fotoğrafta görüyorsunuz. Bu bir ten tene temas. Yani doğumun hemen sonrasında bebeğin o bildiği sese, kokuya, tene temas etmesi ihtiyacı var. Yani bir yere geliyorsunuz, düşünün ve tanıdığınız kimse yok. Ama aslında az önce tanıdık bir yerden gelmiştiniz. Bu birazcık korku ve kaygı uyandırıyor bebeklerde. O yüzden eğer fizyolojik olarak hiçbir komplikasyon yoksa mutlaka ve mutlaka bebeğinizi teninize isteyin. Ve arada bir bez parçası olmasın. Çünkü bebeğiniz %100 anne karnında tensel bir temas içerisindeydi. Doğduğu anda da mümkün olduğunca bunu sağlayabilmek çok önemli. O yüzden buradaki ilk ihtiyacı mümkünse karşılayın, mümkün değilse, bazen olamıyor, bazen bebeğin gitmesi gerekiyor, bazen annenin bakıma ihtiyacı olabiliyor doğum anlarında ya da sezaryen sonrasında. O zaman da bebeğinize ilk karşılaştığınız an itibariyle bu ten tene temas sağlayabilirsiniz. Yani o anda olmadı, biz bunu kaçırdık diye düşünmeyin. Mutlaka ve mutlaka telafisi vardır. Bunu bilirseniz zaten yapabilirsiniz. Ve bu aslında bir bağlanma. Yani yeni tanım şu bağlanmayla ilgili. Bağlanma gebelikte, hatta gebeliği planlarken başlıyor. Doğum anında şekilleniyor ve doğumun hemen sonrasında son halini alıyor. Sonrasındaki bakım verme süreci de çok değerli. Ancak artık şunu biliyoruz ki anne bebek karnında, yani anne karnında bebek anneyle bağlanmaya başlıyor. Nasıl bir yuva burası, güvende mi? İşte bana besin sağlıyor, bana koruma sağlıyor. Bunları görüyor. Duygusal bir desteği var bebeğin aynı zamanda. Doğum sonrasında da hemen göğse gelebilirse eğer, bunu birazcık daha pekiştirmiş oluyor. Ama tabii ki burada bitmiyor bağlanma. Çünkü çocuğun bakım verenine karşı geliştirdiği duygusal bu bağ. Ve aslında yaklaşık 0-2 yaşa kadar temel bağlanmada devam ediyoruz bizler. Anne ile ilk kurulan bağ aslında. Yani insan ilişkilerinde ilk kurduğumuz bağ burası. Fiziksel ihtiyaçlarımızı evet karşılıyoruz. İşte az önce anne karnında da söylemiştim bunu. İşte plazentadan ya da kordondan bir besin alıyor ve aynı zamanda bir korunma süreci var. Doğduktan sonra da memeden bir süt alıyor, besleniyor. Ama aynı zamanda bu eylem duygusal ihtiyaçları da karşılıyor. Bunun için de göz teması, dokunma ve ses tonu bebeğin en temel bağlanma ihtiyaçlarındandır. Bunları sağlayabildiğinizde, daha o göz temasıyla, dokunmayla ve ses tonuyla iletişime geçtiğinizde kendini daha güvende hissetmeye başlıyor. Bu da şu demek aslında, işte hani çok tartışılan konular, işte ağlasın mı, ağladığında her zaman ona cevap vereyim mi? Tabii ki bu dünyayı öğrenebilmek için sizin regülasyonuna ihtiyacı var. Yani duygu düzenlemesine destek olmanıza ihtiyacı var. O yüzden her ağladığında aslında orada olabilmek.
%100 bakım vermek zordur. Birazdan zaten yolsuzluk kısmından birazcık bahsedeceğim bu süreçte, ama bir bebeğin ihtiyacınıza baktığınızda o anda karşılanmaya ihtiyacı var ki burası güvenli, ben bu alanda hayatımı sürdürebilirim diyebilmesi için. Ki bu da ilerleyen dönemlerde, çocukluk döneminde ve yetişkinlik döneminde daha kolay duygularını düzenleyebilme, kendine öz saygı, kendine güven ve dayanıklılıkla da ilişkili. Zayıf bir bağlanması varsa, yani biz buna kaygılı ya da güvensiz bağlanma diyoruz, daha sonraki ilişkilerde duygusal zorlanmalar, kaçışlar olarak devreye girebiliyor. O yüzden de aslında birçok ilişki biçimimizi şekillendiren bir parça olduğu için önemli de bir konu. Peki onunla nasıl iletişimde kalacağım bebeğimle? Anne karnından başlayalım. Az önce birazcık doğum sonrasında değinmiştim. Ona dokunmak, hala anne karnındayken bile dokunmak, belki konuşmak, belki kitap okumak, içinizden nasıl geliyorsa. Ama ona dair bir şey yapmak, onun odasını hazırlarken o odaya sizden bir parça koymak belki. Her biri bir bağ kurma sürecidir. Ve emin olun sizin duygularınız iyi oldukça, olumlu oldukça daha doğrusu, bebek de zaten bunu hissedecektir. Nasıl bir evde yaşıyorum sorusuna, güvenli bir evde yaşıyorum diyerek de cevap verebiliyor bu noktada. Eğer bunu sağlayamadığınızı düşünüyorsanız, tabii ki şöyle bazen hani kadın anne karnındayken ya da doğum sonrasında ya ben bağlamayla ilgili bir problem yaşıyorum diyerek de gelebilir tabii ki. Ancak bazen bunu yanlış yorumladığımız için de böyle düşünebiliyoruz. O yüzden burada soru işaretleri varsa mutlaka bir profesyonelden bir görüş ve destek alınması taraftarıyım. Ama en temel aşamalar dediğim gibi anne karnındayken bebekle iletişim kurmak, karnınıza dokunmak, doğum sonrasında tıbbi bir engel yoksa ten tene temas kurmak, bebeğinizin kucağınızda kalmasını sağlamak ve emme eyleminin doğal bir yolla başlamasına yardımcı olmak. Mümkünse eğer bunu doğum sonrasında da devam ettirmek, o ten tene teması sadece emme olarak değil aynı zamanda o duygusal ihtiyacı da karşılayabilecek bir ten tene temas oluşturmak. Bir de o ağlama mesajlarını iyi duymak. Neye ihtiyacı var? Belki sadece orada olmaya ve dokunulmaya ihtiyacı olabilir. Ve bu dünyaya alışmasına destek olmak bağlanma sürecinde en önemli parçalardan bir tanesi. Tabi burası çok ayrı bir konu. İşte ağlama nasıl anlaşılır? Belki hani başka platformlarda buluşuruz bunun için. Çünkü hani bebeklerin her birinin başka bir mesajları var. Ama ben hep şöyle düşünüyorum. Yolsuzluk döneminde yani doğum sonrası süreçte ilk önce o dili bilmiyorsunuz. Ama sonrasında o dili öğrenmeye başlıyorsunuz. Buna yaklaşık bir hafta 10 gün verin diyorum. Ki kadın da duygusal olarak zaten doğum sonrasında bir değişim yaşıyor. Çünkü doğum büyük bir deneyim. Hem bedensel hem duygusal olarak büyük bir deneyim. Hangi şeyde olursa normal doğum ya da sezaryen. Burada fiziksel hormonlar ve sosyal açıdan yaşanan değişikliklere kadınlar bazen ağlamalar olarak, sinirlilik olarak, üzüntü, bebeğe karşı yeterince ilgi ve sevgi hissedememe gibi ya da bakamama kaygısı olarak devreye girebiliyor. Şimdi bunun iki basamağı var bizim için. Annelik hüznü %80 kadın yaşıyor zaten. Ki bu çok karıştırılan bir şeydir. Annelik hüznü yaşar kadın ama gelir der ki ben galiba lohusalık depresyonuna girdim. Bunları hani paylaşıyorum ki ilk önce hemen bir paniğe kapılmamak gerekir. Annelik hüznü çünkü yaklaşık 2 hafta, 3 hafta içerisinde azalır, yavaş yavaş geçer. Ancak geçmeyen ve uzayan durumlar, yani yaklaşık 1,5-2 ay süren bir duygu durumunuz varsa ve hiç azalmıyorsa, artıyorsa hatta o zaman lohusalık olarak değerlendirilebiliyor. Ama annelik hüznü yaşıyorsanız eğer doğum sonrasında ne yapılabilir? En temel şey şu, bebek uyurken uyumak. Çünkü fiziksel desteğe çok ihtiyacınız oluyor. O uyuduğunda siz de uyuyun. Eğer o uyurken misafir ayarlamaya kalkarsanız ki özellikle ilk iki hafta, o zaman da daha gergin oluyorsunuz. Bu bebeğe yansıyor, daha çok ağlamalar gelebiliyor, bir döngü halinde uzayıp gidebiliyor. O zaman dinlenin ve o uyuduğunda siz de uyuyun. Mutlaka ve mutlaka bu dönemde destek alabilmek çok değerli. Biz daha büyük şehir kadınları, ben her şeyi hallederim tarafında da olabiliyoruz bazen. Ben tek başıma yaparım. Ama bu destek şöyle. Bebek bakımı için desteğe ihtiyacınız olmayabilir. Çünkü onunla bağ kurabilmek adına
ve onun ihtiyaçlarını görebilmek adına sizin ona bakmaya ihtiyacınız var. Bebek açısından da var. Ancak ben şöyle söylüyorum. Herkes kendi çocuğuna baksın. Özellikle anneler devreye giriyor çünkü burada. Herkes kendi çocuğuna baksın. Ben kendi bebeğime bakayım. Sen de bana bak. Benim ihtiyaçlarımı karşıla. İşte bu bazen evdeki düzen olabilir. Bazen yemeğimiz olabilir. Bazen gelip sadece sizin sevilip okşanmanız olabilir. Bu eş desteği için de geçerli ama eş desteklerinde tabii ki bebek paylaşım yani nasıl diyeyim emme dışında bebeğin oradaki bakım paylaşımları yapılması gerekir ki anne birazcık soluk alabilsin. Ve bu süreç için kendinize zaman verin çünkü yeni bir deneyim ve değişim süreci. O yüzden zaman vermek çok önemli. Eğer yapabiliyorsanız kendiniz ile ilgilenebilmek çok kolay olmuyor ama minik bir duş almak belki. Şöyle bir 5 dakika uzanmak, 5 dakika kitap okumak. Çok uzun süreler ve alıştığınız süreler olmayabilir. Gerekirse online gerek ya da belki kendi çevrenizden psikososyal destek almak. Bu bazen profesyonel destek de olabilir. Mükemmel olmak değil amaç. Amaç mümkün olduğunca aslında bu süreci yönetebilmek, ihtiyaçları gözetebilmek her şeyden önce. Ama dediğim gibi bunları yaptık ama duygu durumlarımda bir değişiklik yok. O zaman da bir diğer kademe olan LOSA depresyonu, doğum sonrası depresyonunu belki bir değerlendirmek gerekebiliyor. İşte doğumdan itibaren 6 hafta içinde başladığını görüyoruz. Önlem alınmazsa 1-2 yıl sürebiliyor. Çok şiddetli hüzün, boşluk hissi, önceden keyif veren etkinliklerden kaçınma, panik atak gibi, duyarsızlık gibi, bebek bakımı ve bebeğe olan bakımda kaygı, zarar verme korkusu, iştahta azalma, kilo kaybı, suçluluk ve pişmanlık duygularının olduğunu görüyoruz. Böyle bir depresyon sürecinde tabii ki hani şunu söylemek çok zor. Anne ve bebek ilişkisi çok sağlıklı olmayabiliyor. O yüzden de bunu fark edildiğinde zaman kaybedilmeden hemen hamilelik ve doğum konusunda uzman olan bir ruh sağlığı çalışanından destek alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki böylece hani o sürecin daha rahat geçmesine destek olabilelim bizler de sizin için. Yani aslında temel şey şu, destek almaktan çekinmeyin. Her yaşadığınız durumda destek alınan bu süreç, bu koca bir değişim. Çünkü hayatınızda hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak karşılayabilmek, baş etme becerilerini güçlendirebilmek için bebeği de güçlendireceğini düşündüğümüz için mutlaka ve mutlaka bir yol arkadaşı edinmek bu süreçte. Başınız sıkıştığında, kendinizi kötü hissettiğinizde oraya başvurmak ve destek almak diyoruz bu psikolojik hijyen çerçevesinde. Geçen eğitimde çok sorulmuştu. O yüzden bu sefer böyle bir kitap listesi yaptım sizin için. İki parçaya böldüm burada. Bu ilk sayfa kitap önerileri, şöyle doğumla ilgili kitap önerileri. Yani hani o bilgiyi edinmek, işte bedenime ve bebeğime güvenebilmek için hangi kitapları okuyayım diye çok sık alıyorum. Belki ekran kaydı alırsınız, belki fotoğraf çekersiniz bununla ilgili. Birçok kitap var, hem yabancı kaynak hem Türkiye'deki kaynaklardan. Böyle daha rahatlatıcı dilleri olduğu için bunları seçtim açıkçası. Bir diğer şey de şu, bağlanmadan bahsettim ve bebeğin ihtiyaçlarından bahsettim. Bunlar da birazcık daha doğum sonrasına dair olan, yani bebeği tanımaya, bebeğin neler hissettiklerini fark etmeye yönelik şeyler, pardon şöyle indireyim, kitaplar. Bir de lohusalıkla ilgili ama bunu lohusalıkta ihtiyaç duyarsanız okuyun diye önereceğim. Onu buraya koymadım. Yalnız Değilsin Lohusa diye Türk yayını bir kitap var. Belki ona bakabilirsiniz. Özellikle lohusalık döneminde kendinizi iyi hissetmediğiniz o annelik hüznü dediğimiz dönemde. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey herhalde bu yolculukta yalnız olmadığımızı bilmek diye düşünüyorum. Bunu da dilerseniz. Evet. Ve şöyle bitireceğim. Genellikle klasik sonlandırmamdır. Bu bilgiler ya da bu parçada anlattığım şeyler tek bir doğum şekline bağlı değil aslında. Doğum şekliniz ne olursa olsun hakikaten keşkesiz olsun. Çünkü şöyle değerli, bir tane doğum
Belki yani o bebeğiniz için bir tane doğum gerçekleştirecekseniz. Mümkün olduğunca keşke siz olması, mümkün olduğunca ihtiyaçlar gözetilerek olması bence çok değerli. Bu da birazcık kendi duygularımızı, kendi ruhsal sürecimizi değerlendirmekten de geçtiğini düşünüyorum. Burada iletişim bilgilerim var, Instagram hesabım var. Eğer ihtiyaç duyulduğu takdirde destek olmaktan da memnuniyet duyarım. Şimdi birkaç tane soru vardı. Onlara döneceğim. Ekranımı kapatacağım. Şöyle yapayım. Hemen büyük ekrana doğru geri geleyim. Soru sormak isterseniz tabii sesinizi de açabilirsiniz bu arada. Hiçbirinizde de görüntü yok. Şimdi hamilelikte panik atak geçirenler için önerileriniz neler? Hamilelik döneminde bazen bununla karşılaşabiliyoruz ama genellikle hamilelik öncesinde de var olan bir süreçtir diye gözlemliyorum ve deneyimliyorum. Şöyle burada tabii kendi bireysel değerlendirmenizi yapmanız ve hani paylaşmanız gerektiğini düşünüyorum ama burada özellikle şu anda burada verebileceğim öneri şu olur. Bedeninizdeki ve panik atak belirtileri geldiğinde bedenime onu gevşetebilmek için ne yapıyorum? Zihnimden geçen düşünceler ne? Bunları belki kayıt edebilirsiniz. Süreç içerisinde panik atak ilk önce bedende görüldüğü için mutlaka bedensel bir rahatlamanın sağlanması gerektiğini düşünürüm. Ama mutlaka bir profesyonel destek alınması taraftarıyım. Bireysel değerlendirilmesi gerekiyor. Şöyle bir soru var. Ben hamileliğin ilk aylarında kendimi çok kötü hissediyordum. Bu yüzden ağlama nöbetlerine girdim. Zaman zaman eşimle ilişkimiz bozuldu. Beni çoğu zaman anlamadığını düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Bu dönemlerde evet eşler arasında bazen duyguların anlaşılmaması gibi bir süreçte çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü kadın bedeninde bir değişim yaşıyor ve bazen bunu ifade edemiyor. Sevgi ve anlayış ihtiyacı birazcık daha yükseliyor hormonlardan da kaynaklı. Burada tabii eşinizle ilgili şunu yapın demekten ziyade şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki şöyle isteklerimizi net ifade edebilmek. İstekten kastım şu. Neye ihtiyacım var benim şu anda? Biz çünkü genellikle atıfta bulunuruz. Şunu yapmadın o yüzden. Sen beni anlamıyorsun bu yüzden deme ihtiyacı hissediyoruz. Bu bir atıftır. Ama şu söylenebilir. Aslında oradaki temelde bir ihtiyaç vardır bizim tarafımızdan karşılanmasını talep ettiğimiz. Ya benim bugün şöyle bir davranışa ihtiyacım var. Benim bugün şöyle bir cümleye ihtiyacım var. Sevilmeye ihtiyacım var, dokunulmaya ihtiyacım var. Belki bu. Ama eğer eşle ilişkide bozulmalar meydana geliyorsa yine burada biz çiftlerle de çok yoğun çalışıyoruz. Mutlaka ve mutlaka hani destek alınması gerek hani tavsiye ediyorum en azından öneriyorum. Onun dışında bu dönemlerde yaşanan iletişim bozuklarının bir parçası hormonal geçici olduğunu da düşünebilirsiniz ama kendimizi doğru ifade etme. Bu da belki en temel şeylerden bir tanesi. Bunu da öğrenmek çok kolay değil kabul ediyorum. Ama birazcık üzerinde çalışınca karşıdakinin de tepkisinin değiştiğini gözlemledikçe belki farklılaşabiliyor. Var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Evet, eşlerin doğuma girmesiyle ilgili. Şimdi şöyle, yani kadının korkularından ve kaygılarından bahsettik doğuma dair ama tabii ki erkeklerin de doğuma dair korkuları olabiliyor. Sizi öyle görmekten çekinebiliyorlar. Sizin orada belki çaresiz hissedecekler kendilerini birçok onlarda da duygusal faktör devreye girebiliyor. Ben genellikle babaları çok nasıl diyeyim zorlamam bu konuda ama şunu söylerim. Gel ben sana doğru bilgileri anlatayım. Süreçle ilgili nasıl destek verebileceğini paylaşayım. Sen sonra karar ver bu sürece. Yani birazcık kararı hem ona bırakmak. Ama ne yapacaklarını bilmediklerine gerçekten tedirgin olabiliyorlar. Ben hep şöyle bir baba adayım vardı. Şöyle demişti bana. Doğumlara eşlik ettiğimi söyledim size. İlay biz nerede duracağız doğumda? Yani ben onu hani nerede eşimi nasıl destekleyeceğim? Bakın destek. Destek genellikle sırttadır. Ve
El tutmadır. İşte biraz belki her şey yolunda demektir. Eşlerden aslında en büyük isteğimiz ve desteğimiz bu oluyor genellikle kadınlara sorduğumuzda. Yoksa zaten bir sağlık ekibi gibi çalışmalarını beklemiyoruz. Ben de doğumlara eşlik ettiğimde tamamen destek rolünde eşlik ediyorum. O yüzden belki bu öğrendiğiniz bilgileri onunla paylaşmak, belki kendi bireysel ve çift olarak kendi alacağınız bir doğuma hazırlık eğitiminde babanın destek rolünü öğrenebileceğiniz ve yani onun da duymasını sağlamak çok değerli olabilir. Bir de ona sorun bakalım. Hani bu bilgileri öğrenmek istiyor mu? Belki destek, o nasıl destek verebilir size bununla Erişim birlikte? aracılığı Bazen verir. öyle. Soru mu geldi? Ben sesi. Doğum sonrası destek, doğumda destek. Erişim Hani aracılığı. oradaki onun da belki destek verebileceği ya ben sana böyle destek olabilirim deyip belki bir orta noktada buluşulabilir diye düşünüyorum. Bir tane de olsun. Kadın şey demişti. Ben Doğum sonrası bebek için sorumluluğun, bakımın ve ihtiyaçların anne baba tarafından sağlanmasının gerektiğini etrafımızdaki kişi veya kişilere hangi kelimeler ile ifade edebiliriz? Güzel soru. Bunu eşiniz dışında söyleyeceksiniz herhalde. Değil mi? Birazcık daha annelere ve çevredeki kişilere. Yani ben genellikle şöyle söylüyorum. Tabirimi maruz görün. Bebek tek başına yapılan bir eylem değil. Ve öyle olduğunda da aslında bakım verilme sürecinde de bebeğin iki kişiye ihtiyacı var. Oluşumda nasıl iki kişiye ihtiyacı varsa iki kişiyle bağlanmaya ihtiyaçlarının karşılanmaya ihtiyacı var. Onlarla kurulan ilişki çok değerli ama babaya bağlanma, anneye bağlanma sürecinde onunla bakım vermesi çok değerli. Belki şöyle bazen hani ben şöyle ifade ediyorum dış aile ve hani o çevresindeki kişilere siz çok değerlisiniz, desteğinize çok ihtiyacımız olacak dönemleriniz var. Ama bizim bu dönemde birbirimizi tanımaya, bebekle iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Biz bu desteğe ihtiyaç duyduğumuzda mutlaka ve mutlaka size haber vereceğiz. Yani onların çağıracağınızı, hani istemiyoruzdan ziyade, çağıracağınızı, desteğe ihtiyacınız olduğunda burada olmalarını istediğinizi ifade edebilecek bir yol bulabilirsiniz. Var mıdır başka soru? Tam bir saat olmuş zaten. Belki de yani sadece yazmak zorunda değilsiniz. Sesinizi, görüntünüzü de açabilirsiniz. İhtiyaç duyarsanız. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Umarım bir parça olsun. Hani sürecinizle alakalı. Hem size bir şey fark ettirmiştir. Öğretmiştir demeyeceğim. Yani öğrenmenin öyle bir şey olduğunu demeyeceğim ama doğumla ilgili önerdiğim kitaplardan en çok okuyun dediğim. Bir mutlaka ve mutlaka şeyi okuyun. Doğuma hazırlık rehberini. İnanmayın doğuma hazırlık rehberini okuyun ve hypnobirthing'i mutlaka okuyun doğumla ilgili olanlardan. Onları söyleyebilirim. Bir de ya bağlanmayla ilgili kesinlikle ışığın yolunu okuyun. O çok bence çok değerli bir kitap. Hatta bir şimdi okuyun. Bir de doğum sonrasından sonra, doğumdan sonra bir daha okuyun diyorum ben kadınlara. Çok bence değerli bir kitap ve Türk'te bir yazarı var. Evet, başka sorunuz yok ise yavaş yavaş kapatacağım. Evet, Işığın Yolu gerçekten çok güzel bir kitap. Beni de çok etkilemişti. Böyle ara ara hala dönüp baktığım kitaplardan bir tanesi. Ha, kitapları bir kere daha paylaşayım. Tabii ki hemen açıyorum. Şöyle bir dakikanızı rica edeyim. Her şeyimi kapatmışım. Ekran görüntüsü alın. Ben bunları sıklıkla kendi hesabımda da Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Doğum Psikoloğu Ankara. Oradan iletişime de Ama gidebilirsiniz. bu Zoom. Şey, canlı yayın değil. Zoom diye bir program. Bu doğumla ilgili olan
kısım. Geçiyorum, aldıysanız. Bu da daha bağlanma, bebeğin dilini anlama. Ve mesela bu Yeni Annelere Mucize Çözümler kitabı var. Bence hani doğumdan sonra başucu olabilir. Yani hemen şey yapın demiyorum. Hani şimdiden okuyun demiyorum ama böyle başınız sıkıştığında hani dönüp bakabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Diğerleri birazcık daha psikolojik yaklaşımlarla alakalı olan kitaplar. Doğum